zamanlar dünyada tarımda kendi kendine yetebilen 5 ülkeden biriyken evde, okulda yerli malı Türk'ün malı, herkes onu kullanmalı derken şimdi yerli neyimiz kaldı? Önce tarımda üretmeyi durdurduk. Girdileri arttırdınız. Mazotu, gübreyi, hatta yerli tohumlarımızı bırakıp onu bile İsrail'den getirdiniz. Bunların hepsi süreçte oldu, oldu. Ama maalesef geçen hafta Tarım Bakanlığı Sudan'dan, evet Sudan'dan 5 milyon dönüm yer kiraladı. Her yıl ülkemde bir Trakya büyüklüğünde toprak ekilemezken, dikilemezken bu neyin kafasıdır ben anlamadım. 5 milyon dönüm Sudan'dan. Sormuşlar röportajda, niye böyle yaptınız Sayın Bakan diye. Demiş ki, Türk insanı ananas, avokado, kivi ucuz yesin diye. Ya ben kendi memleketimde 70 kilometre mesafede üretilen Çivril elması yerinde 40 kuruşken pazardan 4 liraya alıyorum. Benim üzümüm Buldan'da, Alaşehir'de 30 kuruşken pazarda 2 liraya alıyorum. Sudan'dan buraya muhtemelen bir ışın makinesi var. Avokadolar onunla gelecek ülkeye. Bu kadar da değil. İkinci başımızı derde sokan sevgili grafiker Ümit Atalay harika bir grafikle anlatmış. Bakın bu muhtemelen bu akşam imzalayacağınız, oylayacağınız bir anlaşma. Pakistan'la yapacağımız serbest ticaret anlaşması. Dikkatinizi çekti mi? Bütün oklar Türkiye'ye saplanıyor. Maalesef bütün tekstil bir serbest ticaret anlaşmasıyla Çin'den, Bangladeş'ten, Vietnam'dan ve hatta Avrupa Birliği'nden bile gümrüksüz olarak ülkeme girecek. Benim üreticim 180 bin kişiyi istihdam ediyordu 5 senedir bu ek vergiyle. Yeni yatırımlar yapmıştı. Şimdi bir anlaşmayla siz bu ülkelere gümrüksüz tekstil sokmasına izin vereceksiniz. Yani artık Çin'in, Bangladeş'in, Vietnam'ın hepsinin tekstil ürünü girecek ve benim tekstilim, benim Denizli'm artık tekstil üretemeyecek. Ben bir Denizlili olarak, Denizlili bir bakan olan Ekonomi Bakanı'na bunu imzaladığı için hem de süresiz olarak kınıyorum. Aslında hükümetin ekonomisini çok güzel bir fıkrayla özetlemek lazım. Bir gün Cemal çok dertli oturuyormuş. Yanına arkadaşı Temel gelmiş. Hayırdır ya demiş. Derdin ne? Sorma demiş ya. Arabamı satamıyorum. Hayırdır? Ne sorunu var? Demiş ki 200 bin kilometrede. Ya demiş bu sorun mu? Hallederiz. Hemen demiş sanayiye gideriz. Kilometresini hallederiz. Almış arkadaşını götürmüş sanayiye. 200 bin kilometrelik arabayı hokus pokus 20 bin kilometreye getirmişler. Sonra aradan bir hafta geçmiş. Cemal tekrar görmüş arkadaşını. Sormuş, keyfin yerinde tabii. Arabanı sattım değil mi demiş. Yok be arkadaş demiş. Deli misin demiş. 20 bin kilometredeki araba satılır mı? İşte sizin hükümetinizin de ekonomi anlayışı aynen bu. Sürekli hükümet 200 bin kilometrelik arabaları TÜİ'ye gönderip, TÜİK rakamları düzleyip 20 bin kilometreye getirip bizim gibi, halkımız gibi gerçekten üretenleri kandırarak maalesef işler yapıyor. Ama bunların hepsini sizin konuşacak vaktiniz yok. Ülkemizde terör varken, ekonomik sıkıntılar varken, kanun hükmünde canı yanan insanlar varken siz kim hangi koltuğa nasıl oturacak, kim kiminle oturacak, 18 yaşında mı oturacak, 50 yaşında mı oturacak bunu tartışıyorsunuz. Ama unutmayın, ilahi adaletin zaman aşımı yoktur ve zamanı geldiğinde 16 Nisan'da hayırlara vesile olacak inşallah. Teşekkür ediyorum.